Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnın pen ipiyle hazırladığım sap yapımını tarif edeceğim. Oldukça pratik ve kolay bir yapımı var ve çok şık, çok güzel bir sap. Bu sapı birçok yerde kullanabilirsiniz. Çanta yapımlarında kullanabilirsiniz. Sepet örüp sonradan sepetinize monte edebilirsiniz. Pusetlere monte edebilirsiniz. Şöyle iki renkli olarak da çalışacağız sizinle. Yine bunun tek rengi nasıl yapılır? Bunu da detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Oldukça pratik ve kolay bir yapımı var. Tarifimize geçelim. Sapım için spagetti yarnının pen ipini kullanacağım. İpimizin dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaram da 6 milim olacak. Sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Bu modeli ben pen iple çalıştım ama sizler dilediğiniz iple bu modeli rahatlıkla çalışabilirsiniz. İlk olarak tek rengini paylaşacağım sizinle. Burada ipimizin ucu burada. Şimdi iki kat çalışacağımız için yapacağımız sapın uzunluğuna göre burada yeteri kadar ip bırakıyoruz. İpimizin orta kısmını bulduk. Tığ yardımıyla bu şekilde bir yuva oluşturuyoruz. Direkt bakın bu şekilde bir yuva oluşturduk. Bu yuvaya tığımızı geçirdik. Bıraktığımız ip alttan geliyor. Yumaktan gelen ip işaret parmağımızda. Yumaktan gelen iple örmeye devam edeceğiz. Alttan gelen iple ek sıradan ilmekler oluşturacağız. Bu şekilde tekrar yapalım. Ben tığla yaptığımda daha kolay oluyor. Bu şekilde yuvayı oluşturduk. Tığımızı taktık. Burada alttan gelen ipi bir defa tığımızın başına doluyoruz. Burada iki tane yuva yani ilmek olmuş oluyor. Yumaktan gelen ipimizi tığımızın başına doluyoruz. Şu noktayı tutuyorum. İki ilmek burada. Doladığım ipi oluşan iki ilmeğin içerisinden geçirerek bu noktayı tamamlıyorum. Tekrar bir tane ilmeğim kaldı tığımda. Alttan gelen ipi tekrar tığımın başına ilk seferde olduğu gibi bir kez dolayarak bir tane ilmek oluşturuyorum. Burada alttan gelen iple tığımın başına dolayarak ekstra bir tane daha ilmek oluşturuyorum. 2 adet ilmeğim oluyor. Tığımın başına ipimi doluyorum. Yumaktan gelen ipimi doluyorum. Ve bu iki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Tekrar tek ilmeğe düştü. Alttan gelen iple tığımın başına bu şekilde dolayarak bir tane ilmek oluşturuyorum. Ve iki tane ilmeğim oldu. Tığımın başına dolayarak bu iki ilmeğin içerisinden bu şekilde geçirerek tamamlıyorum. Tığımın başına ipimi doluyorum. Alttan gelen ipimi ve iki ilmeğin içerisinden tek seferde çıkıyorum. Bu şekilde sapımızı oluşturuyoruz. Oldukça kolay. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta hazırlayabilirsiniz. Sapımıza bakalım. Bunu çanta sapı olarak kullanabilirsiniz. Örneğin sepet örüp sonradan sepetinize monte edebilirsiniz. Örneğin burada iki renkli çalıştık. Böyle kısa ipler bıraktık başlangıçta. Bu iki renkli olanı da şimdi sizinle paylaşacağım. Bu kısa bıraktığımız iplerle ördüğünüz sepete ya da pusete bunu çok rahatlıkla monte edebilirsiniz. Çok şık ve çok güzel oluyor. İki renkli hali de oldukça şık ve güzel. Böyle tek renk bu şekilde hazırlıyoruz. Tek renk yaptığımız zaman burada ip kalmıyor ama iki renkli olduğu zaman iki uçta da kısa iplerimiz oluyor. Tek renk olduğu zaman sadece bu kısımda ipimiz kalıyor. Bu şekilde sapı yeteri kadar uzatacağız. Burada şimdi kesme noktasını da göstereceğim. Sapınızı yeteri kadar uzattınız. Bu şekilde örüp yeteri kadar uzattınız. Bu ölçü sizin için yeterliyse burada ördüğümüz ipi ne kadar istiyorsanız o kadar kesip ilmekten ipin ucunu bu şekilde çıkardığımızda bu kesinlikle açılmayacaktır. Bu şekilde ucunu tamamlamış olduk. Şimdi iki renkli olarak çalışalım. Şimdi sapımızı iki renkli çalışacağız. İki adet pen ip kullanacağım için kısa ip bırakmama gerek yok burada. Şimdi şöyle ikisi de yine eşit şekilde başlıyorum. Öncelikle koyu renkli ipimle
Başlangıçta olduğu gibi bir yuva oluşturuyorum. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. Tığımı bu yuvaya taktım. Buradaki noktayı tutuyorum. Şimdi diğer renkteki ipimi alıyorum. Tığımın başına bu şekilde takıyorum. Diğer iple eşit olsun istiyorum, şöyle şu şekilde. Burada iki tane ilmek oluşturdum. Birini bu şekilde takıp tığıma, ikincisine. İlkinde normal zincir çeker gibi yuva oluşturdum. Bu şekilde iki adet ilmeğim oldu. Koyu renkli ipimle bu iki ilmeği topluyorum. Diğer açık renkli olan ipimi tığımın başına doluyorum. Alttan gelen ip olarak düşünelim bunu. Tekrar doladım. İki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Şimdi açık renkli ipimle tığımın başına bir tane dolayarak ilmek oluşturuyorum. Koyu renkli ipimle tığımın başına dolayarak bu iki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Sarı ipte yaptığımız işlemin birebir aynısı. Bu kez mavi açık olan ip alttan geliyor. Koyu renkli saks mavisi olan ipimiz de yukarıda işaret parmağımızda kalıyor. Ve bu şekilde iki ilmekten geçirerek sık iğne çalışır gibi bu şekilde tamamlıyoruz. Bunu istediğiniz uzunluğa kadar örüp hazırlayabilirsiniz. Ben şöyle göz kararı birazcık şöyle uzatayım. Model daha net anlaşılsın. Evet, yeteri kadar uzattık. Şimdi bu kadar benim için yeterli. Şimdi burada kesme yapacağım. Tığımızda ilmeğimiz duruyor. Burada saks mavisi olan ipimi kesiyorum öncelikle. Yeteri kadar kestim. Burada ilmekten yine ipimin ucunu çıkararak aynı işlem. Burada artık herhangi bir sökülme olmayacak. Ve mavi ipe geldik, açık mavi ipe. Burada da ipimi diğer ip kadar kesip çıkarıyorum. Ve sapımı iki renkli olarak bu şekilde hazırlamış oldum. Yapımı oldukça pratik. Sapımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Oldukça şık ve güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.